Şimdi teknolojideki baş döndürücü gelişmeler günlük yaşamımızda da pek çok işimizi kolaylaştırıyor. Doğru ama bilinçli kullanılmadığında herhalde önce gözlerimizi bozuyor. Sinsice ve ciddi boyutta tehdit ediyor. Özellikle işte bu telefonlar, bilgisayarlar, kameralar, ışıklar, ekranlar. Öyle ki uzağa net görememe olarak bilinen bir miyop meselesi var. Çağın hızla yaygınlaşan bir tehdidi haline geldi. Hatta ben bile dönem dönem böyle fontları falan büyüttürüyorum. Yavaş yavaş öyle bir noktaya gidiyoruz. Bunu biraz konuşalım istiyoruz. Bir konuğumuz var. Nur Acar. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi hemen sormuş olayım. Hepimizin yaşadığı bir sorun nedir? Nasıl baş edilir? Ne önlem almak lazım? Özellikle gözlerimizi nasıl koruyacağız bu hengamede? Tabii teknoloji arttıkça özellikle son 10 hatta son 5 yılda çok yaygınlaştı. Neredeyse artık sabah uyandığımızdan akşam yatana kadar hatta yatağımıza bile cep telefonu şeklinde giriyor. O yüzden ve her yaş grubunu çok fazla kullanmaya başladı. Yaş gruplarına göre incelersek erişkinlerde bu belki kalıcı bir göz kırma bozukluğuna yani miyopi, hipermetropi gibi çok fazla neden olmuyor. Çünkü gözün gelişimi 19'da 20'li yaşlarda tamamlanıyor. Çok az olarak biraz daha devam edebilir ama çok sık gördüğümüz bizim de hastanede hastalarımızda gözümüz bu kadar uzun süre özellikle ekranda suni bir ışıkla ve parlak bir ekranda kullanılmak için belki de dizayn edilmedi aslında. O yüzden bunu limitlemek lazım mümkünse. Bunsuz bir dünya düşünemeyiz açıkçası ama ekran küçüldükçe eğer bir şey okuyacaksak belki yine kitaptan okumayı ya da tablet kullanacaksak okumak için bile onun kendi filtrelerini kullanmayı tercih edebilmeliyiz. Mutlaka 20-30 dakikada bir ara vermek gerekiyor. Onu ben mutlaka söylüyorum hastalarıma. Yani 20 dakika 30 dakikada bir mutlaka bir ekrandan başınızı kaldırın. Uzağa bakın, uzak mesafeye, sonsuza doğru cam varsa camdan dışarı ya da bir dolaşın, oturun, bir nefes alın ve gözünüzü kırpmıyoruz. Dikkatli bir ekran takibi, bunu işte kullanan var, okumada kullanan var, oyunda da kullanan var. Sonuçta her zaman normalde göz 5-6 saniyede bir gözünü kırpar. Bu bir reflekstir. Bu kayboluyor. Dikkatli baktığımız zaman belki bu 20-30 saniye hatta daha uzun sürelere bile çıkabiliyor ve bunu devamlı saatler boyunca yaptığınız zaman da gözde kuruma, kirpik diplerinde iltihaplanma, buna bağlı göz yüzey bozukluğu dediğimiz gözde kızarıklık, çabuk yorulma, bazen alerjik reaksiyonlar tetiklenebiliyor. Onun dışında ve devamlı aynı mesafeye odaklı baktığımız için ki bu da yakın mesafe oluyor. Küçük ekran küçüldükçe sıkıntı biraz daha artıyor. Yani büyük bir televizyon ekranı düşünün, bir laptopu düşünün ya da büyük bir monitörü düşünün ya da küçük bir cep telefonunu düşünün. Ekran küçüldükçe mesafe biraz daha yakından izlemeye çalışıyoruz, yakından görmeye çalışıyoruz ve daha çok yoruluyoruz aslında. Mutlaka zamanı sınırlamak lazım. Buna bir ara vermek lazım. İşimiz gereği kullanıyorsak da dediğim gibi 20-30 dakikada bir, 1-2 dakika bile olsa uzak mesafe o odak noktasını kırmak lazım. Ekranlarımızı arada temizlememiz lazım ve gözümüze bu sıklıkla yapılan bir şey. Çünkü göz yoruluyor, kızarıyor, alerjisi başlıyor, göz kurumalar başlıyor ve farkında olmadan elimizi yıkamadan eğer gözümüz elimize değdirirse, giderse, kaşırsak, oyuşturursak bu bir enfeksiyonu, alerjiyi tetikliyor. Bu giderek kronikleşiyor. Doğru tedavi edilmezse de kronik bir şekilde bir geliyor, bir geçiyor ama hasta bundan yaşam kalitesini, günlük kaliteyi ve hatta iş gücünü de, işteki verimliliğini de bozacak şekilde olabiliyor. Şimdi gelelim günlük, küçükçe... Buyurun, buyurun tamamlayın sonra sorayım ben. Eğer... Küçük çocuklara eğer daha az küçük yaş grubunu eğer düşünüyorsak özellikle gözün gelişimini tamamlanana kadar belki bir yaş küçüğünde doğumdan beri neredeyse doğduktan sonra 6 aylıktan itibaren belki giderek artan yine bir bu ekran kullanımı da söz konusu son yıllarda. Bununla ilgili bir sürü makale çalışmalar da var giderek daha etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte giderek bu konuda yayınlar da artıyor. Bu da önemli bir problem çünkü çocuklarda gözün gelişimi henüz tamamlanmamış. Kaç yaşına kadar tamamlanıyor efendim?
Yani 18-19 diyebilirim. Azalan oranlarda 19-20 o yaşlarda mutlaka devam edebilir. Gözlük numarası değişebilir. Kırma kusuru devam edebilir. Miyopiye tetikleniyorsa miyopi artabilir. Bunun hızlanma dönemleri tabii 12'li 13, 14, 15 yaşta daha ilmeli olur ama sonra giderek stabilleşiyor. Daha az dioptrilerde, numaralarda fark olabilir. Çocuklarda miyopinin tetiklendi. Yani bu uzun, dediğim gibi mutlaka süreye riayet etmemiz lazım. Nedir bu eğer, süre? 20 dakika. Yani ben bunu hastalara mutlaka 20 dakikada ara vereceksiniz, bırakacak. Çocuk o ekranda eğer izlemek zorundaysa o da bunu ödev için yapıyor da olabilir. Bir şeyler öğreniyor olabilir. Ya da bir ödül gibi bir oyun oynamada olabilir. Yani bunsuz bir dünya, dediğim gibi düşünmek çok zor. Mümkün olsa eğer küçük yaşlarda giderek bu süreyi azaltmak lazım. 10 dakika gibi, belki çok özel zamanlarda devamlı bir rutine sokmamak lazım aslında. Çocuğu başka şekillerde oyunlarla oyalamak daha mümkün. Peki, ve 20 çok, çok mutlaka... özür dilerim Sayın Nur Açar. Yani bu 10 dakika 20 dakika diyoruz ya. Bu gün içerisinde kaç defa 10 dakika 20 dakika, sadece bir kere mi? Şimdi zorunluluktan bahsediyoruz. Yani, çünkü çocuklarımızın saat... elinden gerçekten biz bu aletleri alamıyoruz. Aynen öyle, biliyorum. Yani bunsuz bir dünya gerçekten çok zor anneler babalar için de, ama 2 saat diyebilirim. Maksimum 2 saat. Yani 2 saati geçmemek. Bu okul çağında, okul zamanında bu mümkün aslında. Çünkü çocuk okula gidiyor, öğreniyor vesaire. 2 saat aslında uzun bir süre. 20 dakikaya böldüğünüzde yazın, özellikle yaz aylarında, eskiden biz ne yapardık? Çıkardık, bahçede oynardık, top oynardık, voleybol oynardık, denize giderdik vesaire. Şimdi bakıyorum gelen hastalarda ne yapıyorlar? Evde oyun oynadı, video işte player oynadı. Bu şekilde geçiyor çocukların hayatı. Bu olmamalı aslında. Yoksa tabii ki bunlar hayatımızda, öğrenmek için de varlar. Bunları yadsıyamayız. Ama 2 saat maksimum diyebiliriz. Artı önemli bir nokta, çalışmalarda yapılan, bunlar kanıtlandı. 2 saat en az çocuk yaz kış gün ışığı görecek. Yani çıkıp dışarıda normal gün ışığında ve parlak ışıkta oynayacak, uzakla meşgul olacak. Dediğim gibi belki dolaşacak, belki futbol oynayacak, belki voleybol oynayacak. Yani bahçede oynamak, dışarıda olmak mutlaka gerekiyor gelişim yaşında. Peki. Bir şey daha söyleyebilirim. Lütfen. Mesafe önemli. Yani 30 santimden daha yakında tutmamak lazım. O yüzden de yine söylüyorum, ekranlar küçüldükçe çocuk onu daha yakına getiriyor. Yakından görmeye çalışıyor. Eğer bir şey izleyecekse de bir 30 santimde daha uzakta, şeye yanaşmadan, masaya yatmadan, eğilmeden, bükülmeden, mutlaka odada karanlıkta sadece tabletin ışığıyla değil, mutlaka arkada bir aydınlatma olarak yapmalı. Peki, belki ekran ışığını kısmak da faydalı mıdır? Ekran ışığını kısmakla ilgili özellikle kesinleşmiş bir şey yok ama mutlaka background dediğimiz, yani arka zeminde bir ışık olmalı. Karanlık olmalı, olmamalı. Bir de ekranların şu anda aslında filtreleri var. Mavi ışık filtreleri var, o zararlı göze gelen ışıkları kesici, engelleyici filtreleri var. Bilgisayarların kendi içinde ya da telefonların evet, kendi ekranında, onu da unutmamakta fayda olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Nur Acar, aktardığınız notlar için.